Herkese merhabalar. FIFA 22 Mobile'ın 3. bölümüne hoş geldiniz. Geçtiğimiz bölümde 80 gen olmuştuk ve 90 gen olma görevi vermişti. Ben de demiştim ki 80'i zor olduk 90'ı nasıl olacağız falan demiştim. Baktığımız zaman takımımız şu an 89 gen 60 kimya gözüküyor ama o 90 gen olma görevini yapmıştım. Hatta 90 pardon yine yanlış yere tıkladım. Bak yine yanlış yere tıkladık. Ee, görevlerde 90 gen olduktan sonra 100 gen olma şeyi veriyordu. Nerede veriyordu? Mesela burada takımı yüzde diyor. Normalde 90 diyordu. Ya 90 olduk ama 89 olarak kullanıyoruz. Nedeni ise e, kimyanın önemi. E, 90 gen oldum mu? Kimyam 28 falandı. E, 28 kimyada bizi diğer rakiplere göre biraz düşürüyordu teke tek etek ve e, karşı atak maçlarında yani kimya'nın önemi teke tek etek ve karşı atakta hatta karşı atakta da daha önemli e, bize müthiş fırsatlar veriyor kaleciyle baş başa kalıyoruz veya daha kolay pozisyonlar veriyor rakibe de zor veriyor o yüzden kimyamı yüksek tutmak istiyorum o yüzden ideal kullanabileceğim şey bu e, pazarımızda oyuncularımız koymuştuk bakalım Hangileri satılmış oyuna güncelleme olduğu için oyuna daha yeni de giriyorum 3 ee, tane Oyuncumuz satılmış yetler satılmış Hakan satılmış sens satılmış Büyük bir ihtimal e, ben yetleri görmediniz çünkü Ben yetleri aldım dedim ki Bir tane güzel santraforum olsun dedim Ardına e, Hediye olarak Daha takımı da göstermedim önce bir jetonlar alayım Aldım ve direkt satışa koydum Ucuz aldım gerçi Gerçi kırpmayla beraber o verdiğim paraya denk geliyor ama işlem ücretine bak ya. 159 bin ya. Yani bir tane futbolcum boşa gitmiş gibi oluyor. Ama olsun. 1400 paramızda 2600 oldu. Şu bebelerin de satılmasını bekliyoruz. Takımımızın son haline bakalım. Ee, Takımımızda işte yetleri aldım. Ardına direkt Obemeyang çıktı. Sonra yetleri geyi satışa koydum. Ama pişmanım. Keşke Obemayank'ı satışa koysaydım. Çünkü Obemayank hiçbir şey yapmıyor. Tam bir öküz gibi bir şey yani. Ee, durumlar böyle. Beceri geliştiricisinde. Bir tane yapmam gereken vardı. Onu şimdi aramayayım hangisi olduğunu diye. Ondan sonra şey göstereyim. Yeni başlayanlardaki hem pişmanlığım hem de İyi ki böyle yapmış dedir, yap, yapıyorum dedirten şey. Normalde ben 81'lik Pino'ya gitmek istiyordum. Size geçen videoda da söylemiştim. Sonra dedim ki zaten her gün veriyor e, görevi. Yapa yapa şöyle gitsem şuradaki 89'luk stoper veya 89'luk sakay alsam veya daha ileriye gitsem şunlardan birini alma ihtimalim varken ben 80 e, 81'liğe yöneldim. Oraya gitmeye git, gitseydim dedim kendime ama bir yandan da şey diyorum e, Puyol 3 tane 80'lik İspanyol oyuncu istiyor ya keşke bunu da e, işte o yüzden de iyi ki de buraya yönelmişim diyorum. Bunu veririm. iki tane de e, normal bir İspanyol 80'lik bir İspanyol veririm ve Puyol'u daha ucuza kapatabiliriz. Yani oradaki 89'luk stoper almak yerine Puyol almak daha da mantıklı geliyor şimdilik bana. E, bakalım bakalım bakalım. Yani Durumlar böyle. Buradaki şeylere de girmedim büyük bir ihtimal. Daha süresi gelmemiş. 9 dakikası var. Mesela diğerlerinin şeyi var mı? Yeni başlayanlarda. Aa bundan hiçbirinin şeyi gelmemiş. Ben yani bugün hiç girmedim. Şu an saat. Bakalım saat. 6'ya geliyor ve hiç girmediğim için ben süresi gelmiştir falan dedim ama. Hiçbir şey gelmemiş yani. Dur, a günlük antrenman gelmiştir ama. Günlük antrenmanı yapmadık. Günlük antrenmanda da mesela bu ilk baştaki 10.000 jetona 5 tane beceri geliştiricisi veriyor. Bu 15'e 10 veriyor. En sondaki ise 20'ye 15 veriyor. Ben kendim şunu yapıyorum. Üçünü de en sondakini yapıyorum ki daha çok kazanç olsun. Yani sırayla bunlar yapmıyorum ama Arda'da 3 defa bundan yaptım mı hem görevi tamamlamış oluyorum yani eksiksiz olarak hem de daha çok kazanmış oluyorum. Bunu şimdi yapmayacağım. Bunu video dışında yapayım şu an. Sizi şey yapmayayım yani bununla uğraştırmayayım. İkonda da sonuna kadar geldik. Sadece 3 tane İspanyol oyuncu verip 80'lik İspanyol oyuncu verip bu yolu almak istiyorum. Şöyle yaptım mı 80'lik oyuncu. 80'likte hiç oyuncum yok sadece Ramos var. Ramos'u da tabii ki vermem. Başka 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 ne söyleyebilirim şey hakkında? Aa, şeyi göstereyim. Ee, teki tek ve şeyde. Karşı atakta dünya klasmanı üçüncüye çıkmak istiyorum. Ki o geni yükseltmem zaten dün yükselttim. Mesela bir oyna diyek mesela. Normalde bize hiç müthiş fırsatlar vermiyordu. Rakiplere daha çok veriyordu. Şimdi kimyamızı yükselttik. Mesela bize daha çok iyi fırsat veriyor. Rakip fırsatlarına daha çok temel fırsatlar veriyor. Yani ben kaleciyle baş başa daha çok kalırken o daha çok e, geride başlayacak. Hatta, hatta mesela adamın kimyası sıfır. Hatta onu belki de savunmaya bilene götürebilir. Öyle söyleyeyim. Çünkü beni bir kere götürdüydü. Demek ki o oynadığım kişinin şeyi yüksekmiş kimyası. Yani kimya bu işe yarıyor. Çizgiden çıkardı. Bal atamıyoruz. Gördüğünüz gibi bana daha çok şey geliyor. O müthiş fırsatlar veya tek pasta kaleciyle baş başa kalmalık şeyler. Ama öbürü daha çok şey yapacak. geçmeye çalışacak, çalınmaya çalışacak. Şu an konsantrasyon eksikliğim olduğu için yani oynatam yoğunlaşamadığım için şu an başa başız. Hem burada zaman kaybımız oldu. Mesela bak yine müthiş fırsatlar verdi. Yani kimya önemli. Kimyanızı yüksek tutmaya bakın. Yani genlik hiçbir şey yok. Yani aynı futbolcularla oynayacaksınız ama daha garanti ataklarınız olacak. Ve daha çok kazancınız olacak. Yani burada hiçbir kaybınız olmayacak. Sürekli kar yapacaksınız. Öyle söyleyeyim. Bu arada adam yetişiyor ama benim müthiş fırsatları atarsam adamı her türlü yeneceğim. Tek basla adamla kaleciyle baş başa. Ama kaçırdım adam beraber kaldı. Ya mal gibi oynadım ondan dolayı. Mesela bana dört tane güzel fırsat vermiş. Harika olan mesela burada sol tarafta yazıyor. Adam temel atakların üçünü de atmış. Ben normal şeylerin 9 tane atağım var. İyi atam Dördüne gol atmışım. Mesela şu fırsatları yüzde fırsatlardan birini kaçırdım mı mecbur kazanamamış oldum. Ama daha güzel ataklarla beraber daha ciddi oynarsak her türlü siz kazanırsınız. Ben kazanamadım ama siz her türlü kazanırsınız. Bunda da yıldız bileti kasıp jeton da kasılıyor zaten. Zaten bir buçuk dakika falan sürüyor. Her türlü kazancınızın olabileceği şey. Mesela bak ben ardarda 4 maç yenilmişim. Çünkü niye? Benim kimyam düşüktü. Genim yüksekti. Yüksek gen olduğum için adam da 90 gendi. Ben de 90 gendim ama adamın kimyası daha yüksek olduğu için her türlü ben zor ataklarla yenemiyordum. Ama şimdi hep yukarıya doğru atağa çıkacağız. Mesela örnek göstereyim. Mesela Boyka'yı. Hatta düşük level. Mesela bak Boyka düşük levelle. Mesela 11 gen. Mesela şu. 11 gen diyorum. Mesela bu adamın kimyası 62 kimyası var. Mesela benim 60 benim kimyam mesela iyiymiş. Mesela bu adamın 72 kimyası var. En üstteki adamlar. Mesela başka rastgele tıklayayım yine. Buna tıklamıştım zaten. Mesela şuna tıklayayım. Mesela 62 yani 60 üzeri kimyanızın olması lazım öyle söyleyeyim. Mesela hep kimyalar yüksek kişilerdir. Çünkü bunlar daha müthiş fırsatlar yakaladığı için daha çok gol atıyor ve kazanıyorlar. O yüzden yani gen önemli değil. Kimya önemli bu karşı atakta. Bunu da söylemiş olayım. Bu şekilde yani ben orada ciddiye alsaydım biraz kazanmış olurdum ama şey yapamadım. Delilikler diye şey var. Kendi ligimi kendim açtım öyle söyleyeyim. Kuzeyçi ye. tek ben uyuyayım. Hatta bunun katılım şartları var mı bilmiyorum. Ya da başvuru yapabiliyor musunuz? Onu da bilmiyorum. Çünkü ilk defa böyle bir şeyle ilgileniyorum. Eğer video izleyen varsa ve bir lige mensup değillerse ıı, lige katılabilirler. İsmi Kuzeyçe veya başka var mı ya? Aynen Kuzeyçe'ye. Kuzey Aynen Kuzeyçe'ye ile oluşturuldu diyor. Buraya şey yapabilirsiniz, katılabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Yıldız biletine geleyim. Hepsini tek tek göstereyim yani. Neler yaptım. Yıldız biletinde ise 27. seviyeyim. 30 seviye olduktan sonra hem normal bir 80'lik bir oyuncu alacağım. Hem de her 500 bilete 10 tane beceri geliştiricisi alacağım. O yüzden bunu da özenle yapıyorum. Bugün şey olmadığı için giremedim zaten. Ee, nasıl söyleyeyim? Güncelleme olduğu için giremedim. Hatta bir pazara bakalım ya. 2.600'ümüz var. İspanyol oyunculara bakalım şuradan 80'liklere. Ama İspanyol oyuncular da pahalı yani. 80-80 diyelim. Ülkede İspanyol diyelim. İspanyol ile İspanya. İspanya'da en alt okum. Bari arama yapın şuraya ya. Altı iniyor. Zor indiriyor zaten. Şöyle ucuzlardan iki tane bulursam ve alttakini alırsam e, Pino'yu Ama işte İspanyollar da pahalı e, Stoper'e Puyol'u alırız. 2010 Dünya Kupası. Gerçi Pique oynamıştı Stoper'de Ramos sabit oynamıştı Ama olsun 2010 İspanya'ya yaparız herhalde hattı olarak. Gerçi Ramos alırsak kimyamız yine yükselir. Bayağı bir yükselir Kadromuzun son hali böyle Şimdi Ramos'u alırsak, Ramos'u diyorum. Bu yolu alırsak e, Timber'ın yerine koruruz. Orada da bir şeyimiz olur. Kimyalık bir olayımız olur. Öyle. O zaman şu görevlerden kaçını mı yapayım yoksa normal bir maç atayım yani videonun şerefine. Ondan sonra da kapatayım. Teke tek diyeyim. Bak yine yükselmişiz, düşmüşüz. Sürekli düşmüşüz. Gerçi bunların düşmemin nedeni mesela şu 100, 119. maçım galiba. 109. maçım. Bunları kazanmışım. 3 tane kazandıktan sonra demişim ki kendi kendine oynasınlar. Belki beraber kalır. Kazanırlarsa kendi kendilerine bir şey yapmış oldular. Çünkü maçlar uzun sürüyor ve devam etmek istemiyorum. İstemiyorum yani. Çünkü çok sıkıyor oyun. O yüzden kazansın. XP kazansın veya kazanırsa kupamız olur. Şu olur bu olur diye normal açıp kenara bıraktığım maçlar bunlar. Şimdi bir tane videonun şerefini oynayıp takımımızın son halini herkese gösterelim. Şöyle yapalım ve maçımıza başlayalım. Büyük bir ihtimal kaybedeceğim. Şu Obermeyang beni çok çıldırtıyor. Çarpmalı adam adama niye çarpıyor? Rakibinde biraz pingi var galiba. Şuraya doğru atsam. Pasımı versem. Faal alırız. Frikten de inşallah atarız. Zıplatıyor. Şöyle bir vuralım. Barajdan gitti. Biraz daha kaldırmamız lazımdı. Baba atıyor. Fagolu Aubameyang adam'a sözlük gol atıyor. Gerçi Esat daldaydı. O Ob benim oy, benim telefonla oynuyordu. Dedi ki Aubameyang şöyle böyle. O da gıcık kaptıydı yani. Sonra o da oyunu indirdik. Onda da işte bir paket açtık. Hop Aubameyang çıktı. Ondan sonradan da o da direkt hemen satışa koymak istedi ama leveli yetmediği için pazar açamadığı için koyamadı. Öyle bir şey bu arada. Mesela oyundan hesap değiştirme falan olaylarını eğer şeyiniz yoksa yani hiçbir gerekçeniz yoksa dur ben bir yeni hesap açayım. Onunla uğraşayım şöyle yapayım böyle yapayım falan demeyecekseniz hiç bulaşmayın çünkü hesabınızın silinme ihtimali var. Bu arada gol yedik. Çünkü hesapta da öyle dedik. Acaba e, 2021'de oynayanlara bazı şeyler veriyor. İkon falan açma ihtimali veriyor bir ona bakalım dedik ona bakalım derken esatın normal oynadığı şey gitti o yüzden her e, yeni hesap açma fikriniz yoksa hesaptan çıkmamaya özen gösterin çünkü hesap siliniyor hatta bazı sitelerde şeyler bilene yazmışlar Bulan. Ha. bazı sitelerde işte hatta şikayetvar.com'da yapımcılara falan şey yapmışlar. Hesabım silindi şöyle böyle falan olaylarıyla şikayetlerde bulunmuşlar. O yüzden telefonunuzu yani oyunu silmemeye özen gösterin veya hesap yönetiminden çıkmamaya bakın. Yani bu da size şeyim olsun yani önerim olsun öyle söyleyeyim. Ve bu arada güncelleme sorunu olanlar son videoma da bakabilirler. Orada hiçbir şey yok. Net vuracağım. Dal kaçırdı ya. Yani kimya önemli. Kimya oldun mu? Her türlü götürüyorsunuz. Yani oyunu bilmeseniz bile ne? Kimya adamı götürtürüyor. Takım içi uyum. Ve şu e, yetenekleri de kullanmak istiyorum. ya Ben biraz sadece sprint için basıyorum şeye. Şu büyük tuşa. Aslında şunlara böyle bir adapte olsam iyi işler de çıkaracağımı düşünüyorum. Net bir skor 5-2. Şöyle kadromun son haline gelerek de videoyu bitireyim. Söyleyeceklerim bu kadardı. Yani söyleyeceklerim derken yapacaklarım bu kadardı diyeyim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.